albümü Mert Cezeli Akdeniz rüzgarları estirip onurlu aşka sahip çıkmıştı. Sonra ben senin bildiğin erkeklerden değilim diyerek sitem etti. Şimdi ise cıvıl cıvıl, kıpır kıpır ve insanı adeta şeytana uydurup çapkınlığa sevk eden bir parçayla neşe rüzgarları estiriyor. Tecrübelerinin yoğun kıvamı müziğini tatlandırmış. Sesinin tınısında hayatı, inişleri ve çıkışları, geçmişi, acısı ve tatlısıyla benimsemişlik ve olgunlaşmışlık var. Şimdi o yepyeni bir bakış ve sesle yeniden aramızda. Değişmeyen tek şey ise gözlerini yine zirveye dikmiş olması. İşte bugünkü konuğum sevgili Levent Yüksel. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Şimdi ne senin kadar o etkileyici bir konuşma. Senin şarkıların gibi aslında. Şimdi senin o popüler şarkılarına geçmeden önce senin çocukluğuna dönelim. Hani derler ya, ben 5 yaşındayken diye başlarlar. Senin müziğe başlaman da öyle mi oldu? 5 yaşındayken değildi tabii ki. İlk konuşmaya başladığım zamandı. o zamanlar birkaç türkü falan, böyle name falan, öyle kendi kendime yapıyormuşum yani. Yapıyormuşum diyorum, dikkat ederseniz. Yapıyorum diyemiyorum. Diyemiyorsun, çünkü daha onu hatırlamadığın zamandan itibaren evet. Müziğe karşı evet. Bir yeteneğin vardı. Hı-hı. Sonra bir gitar çalma hevesin oldu, sonra evet. Saz. Küçük yaşta bir tane çok küçük bir gitarım vardı. O gitarı beğendim ben. Ondan sonra onu annem hediye etti bana. Sonra onunla çalmaya başladım. Ama bu arada abimin gitarına gözümü diktim. Böyle o büyük gitar ya, onu çalacağım diye. Ondan sonra bağlama çalmak istedim. Babamı bağlama al dedim. Bağlama aldı ama hala gözüm o gitardaydı. Bir kere göz koymuşsun. Kaçışı yok yani. En sonunda dedi ki, Allah kahretmesin, al senin olsun. Bugün evet. Abin hala seni dinliyor mu gitar çalıyor? Evet. Herhalde çok evet. Gururlanıyordur. Evet, mutluluk duyuyordur. Peki sonra İstanbul'a geldin Levent. Ne getirdi seni İstanbul'a? Nereden buldun o cesareti? Antalya'da çalışabileceğim en iyi yerlerde çalıştım. Ve o kadar iyi bir yerde çalıştım ki, 5 yıldızlı otelde en son çalıştığım o mekan. O zamanlar tabii Antalya'da 5 yıldızlı otel demek öyle çok fazla şimdiki gibi değildi. Hı hı. Bir tane, iki tane vardı öyle otellerden. Ve onların birinde çalışmaya başladım. Daha sonra dedim ki, artık buradan sonra başka bir adım daha yok yani. Kaldı. Antalya dar evet, geldi sana. Dar geldi. Ondan sonra neresi var dedim. İstanbul tabii ki. Türkiye'nin müziğinin kalbi yani. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Peki İstanbul'a gelirken hiç hayal etmiş miydin bu kadar ünlü olabileceğini? Hayır, hiç hayal etmedim. Gerçekten hiç hayal etmedim. Benim en büyük amacım çok iyi bir basçı olmaktı. Basçı olmak için de elimden geleni yaptım. Ve hala da yapıyorum. Hala da yapıyorsun. Senin bir İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim dönemin var. Hı-hı. Nasıl girdin oraya? Oraya imtihanlarını kazandım tabii ki. Hı-hı. O da çok enteresan bir şey. 100 kadar kişiydik sınava katılan. Herkes kontrbas bölümü diye yazmış. Zaten 18 yaşından üstünde olanlar bir tek kontrbasa girebiliyordu. Onun için kontrbas diye yazmış. Ondan sonra her giren içeri giriyor. Ondan sonra çıkıyor. Hemen bir dakika sonra çıkıyorlar. Kesin kazandım diyor. Hay Allah'ım, ben acayip moralim bozuldu. Ondan sonra benim yanımda Levent diye bir arkadaşım vardı. Levent Işıktekin. Onunla beraberdik biz sınav boyunca. O da yanımda oturuyor böyle. Herkes geliyor, ben kesin kazandım diyor, geçiyor. Ben kesin kazandım. Allah Allah, ne oluyoruz dedim ya. En sonunda bana geldi sıra. Ben bir girdim içeriye. Saatlerce çıkmadı. Seninki uzun sürdü. Meğer şeymiş. Ses basıyorlarmış. Bir sesi verebildiğin zaman, o zaman başarılı iki ses. Ondan sonra üç ses, dört ses. Hatta melodi çalıyorlar, bir de tempo tutuyorlar. Yani bütün bunları başarırsan eğer, seni konservatuara... Sen aşama aşama evet. Aşama devam ettin. Evet. Meğer girenler daha birinci sesi başaramıyorlarmış. İkimiz kazandık sadece. Çok güzel. Peki konservatuvar dönemi, ondan sonra gerçek piyasaya çıktın. Seni kim keşfetti?
Beni kim keşfetti? Tabii ki Sezen Aksu keşfetti. Onun öncesinde bir düğün salonları dönemin var değil mi senin? Evet. Onu da biraz bahset. Oralarda çaldın. Oralardan sonra o piyasaya, yani Sezen Aksu'nun seni keşfetmesi nasıl oldu? Çünkü kolay bir şey değil. Bir sürü genç var. Tabii bir aşama yani kaydetti. Bu galiba şey... İlk çalıştığım yer Zeynep Kamil'de bir düğün salonuydu. Hı hı. Orada çalışmaya başladık. Ondan sonra birkaç iş oluyordu. Ben de para kazanıyordum bu işlerden. Ve evimin kirası falan filan böyle dertlerle uğraşıyordum. Hala da hiçbir şey değişmiş değil hayatımda. Ondan sonra... sonra ne oldu? Bir anlaşmazlık oldu aramızda. Ve grubu dağıtmak durumunda kaldık. Ne yapacağım dedim, ben yani bu işte çalışmak zorundayım, iş olsun diye. Ondan sonra bağlama çalmaya başladım düğün salonunda. Düğün salonunun sahibi çok yakın şeydi, abimizdi. Dedi ki sen dedi bağlama çalacaksın falan filan dedi, böyle bir şey oldu. Hatta şimdi çok meşhur olmuş bir kızın arkasında çalıyordum, o zamanlar küçücük bir kızı geliyordu düğün salonlarında söylüyordu. İsmi vermeyeceğim tabii buradan. Vermeyecek misin? Peki. Çünkü vermeyeceğim ismi. Seni sıkıştırmayayım bu seferlik de ben. Peki, devam edelim. Ondan sonra da bu arada karşıya gelip geçiyoruz. Böyle Üsküdar'da oturuyordum o zamanlar. Üsküdar'da otururken Eminönü'ne vapurla gelip geçiyorduk arkadaşımla Levent'te. Levent'e dedim ki bir gün, bak dedim bir gün şu Etap Marmara'yı görüyor musun dedim. Etap Marmara oteliydi o zamanlar. İşte orada çalacağım ben dedim. Hadi canım dedi, boşver seni dedi. Ondan sonra hemen arkasından orada çalışmaya başladım Topkapı Orkestrası'nda. Ondan sonra birkaç başka gece kulüplerinde çalışmaya başladım. Ve derken böyle bir... Bir topluluğun arasına karıştım artık. Yavaş yavaş tanıyanlar çoğaldı seni. Ben de tanıdım insanları ve alıştım o insanlara. Daha sonra Aşkın Arsunan'la bir orkestra kurduk. Aşkın Arsunan'la kurduğumuz orkestrada Sertap vardı vokalde. Ondan sonra Fatih Erkoç vardı. Trombon ve başka bir şeyler çalıyordu. Ercan Esendağ vardı. Ahmet Altuğ vardı. Ben vardım. Bir de aşkım vardı tabii ki. İki sene boyunca bir yalıda müzik yaptık. Evet. Dans müziği anlamında. Ve çok iyi gidiyordu yani işler. Ondan sonra dediler ki bir gün Sezen Aksu'ya bir parça söylemek için bir erkek vokale ihtiyacımız var. Dönüm noktası. Ondan sonra gittim ben tabii, provaya gittik. Ondan sonra sabahın köründeydi o prova. Sonra ne oldu hatırlamıyorum şimdi. Sesim çıkmazdı benim sabahları. Ondan sonra o zaman da şey var, geri dönmek, inan işte o parçayı söyleyeceğim. Girdi parçanın A'sına, sonra B'si geldi, hadi söyleyeceksin burayı dedi. Ben şimdi söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Dedim ki ben gayet kendimden emin bir şekilde. Abi bu ses benden çıkar dedim. Akşam çıkar dedim mutlaka. Şimdi çıkmıyor ama akşam çıkar dedim. Allah Allah dedi, döndü şöyle bir onlaya baktı. Nereden buldunuz onu? Onla Sezen'e baktı. Allah Allah çıkar mı acaba falan dediler. Böyle iyi peki dedi Sezen Aksu. En azından bir akşam denemiş olurum dedi. Ondan sonra akşam oldu, sesim çıktı hakikaten. Ve sonra işte kaç para alıyorsun dedi. Hayır orada çalışma, benden 3 mislini al, gel bana gel bilmem ne. Bir hafta falan uğraştı benimle ve başardı da sonunda. Başardı ve senin kanına girdi, iyi ki de girmiş. Hatta bir keresinde sen şöyle söylemişsin. Ben kendi halimde bir basçıydım. Ne gerek vardı tüm bunlara? Şu anda pişman mısın? Hayır, şimdi pişman değilim, hakikaten değilim. Bu pişman olmama durumu ikinci kaseti yaptıktan sonra verdiğim konserde çıktı. O güne kadar ama hakikaten pişmandım yani. Çok tam pişmandım. Emin değildin yani. Evet.
Yani piyasaya baktığın zaman bir takım sanatçılar var. Bir albüm yapıyorlar. Ve bir albümle meşhur oluyor insanlar ve 4 saatlik program yapabiliyorlar. Nasıl yapıyorlar bu kadar programı? Günün meşhur olmuş şarkılarını söyleyerek yapıyorlar. Ama ben yapamam böyle bir şeyi. Yani prensip olarak ya, sen başkalarının parçalarını pek söylemek istemiyorsun. Söylemek istemiyorum çünkü söylediğim şeyler beni anlatmıyor şarkılar. Ben beni anlatan şarkılarla meşhur olmak istiyorum. Ondan peki, sonra... Levent. Şimdi şey soracağım sana, bu albüm öncesindeki hazırlık, yani nasıl bir heyecan bu, nasıl bir bekleyiş? Şimdi hazırlanıyorsunuz, stüdyoya giriyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, işte bestesiydi, sözüydü vesaire filan. Ya tutarsa ya tutmazsa heyecan, nasıl bir dönem o? Şimdi birinci kasette böyle hiç böyle bir endişe taşımadım ben açıkçası. Çünkü tutar mı tutmaz mı hiç önemli değil. Önemli olan ben müziğimi yapacağım dedim. Ve çıktı albüm piyasaya, 25 Mart'tı, hiç unutmuyorum. Haziran ayına kadar hiçbir tane satılmadı. Hı hı. Ve gittim kasetçiye, soruyorum böyle. Peki bu seni üzdü mü? Nasıl? Bu Levent Yüksel denilen adam nasıl satıyor mu falan. Vallahi abi işte 10 tane kaset aldık, koyduk öyle raftarda duruyor, vallahi hiç satılmıyor abi. Aman ne kadar güzel. Ben seviyorum. Çok enteresan. Neden peki? Ya meşhur olmadım ya. İstemiyorsun meşhur olmak. Evet. Ondan sonra ne olduysa bilmiyorum, bir şey oldu. Patladı sonra. Patladı. Ve çok sattı. Peki şeyde bu albümde senin baktığımız zaman parçalarına, yani bu her albümün için aşağı yukarı aynı. Sözler Sezen Aksu'ya ait. Evet. Seni bu kadar iyi nasıl anlatabiliyor ve aktarabiliyor Sezen Aksu? Sezen Aksu enteresan bir şeydir. Şimdi 20 tane parça yapmışım ben. 2 tane albümünü topladığın zaman 20 parça. Bu 20 parçanın 16 parçasının sözleri Sezen Aksu'ya ait. Öbür 4 tanesi de anonim, işte... neydi adamın adı? Orhan Veli. Ondan sonra ne bileyim işte bu tip sanatçılar. Yani onun kadar mükemmel söz yazan bir insan daha yok yani. Hı-hı. Hayatta tanımadım, tanımayacağım da. Onun için Sezen Aksu'yu tek geçerim yani. Ve ne kadar güzel ki böyle bir söz yazarı, evet, senin için, evet, senin parçaların için sözler yazıyor. Şeyi merak ediyorum Levent. Bu şarkılarında söylerken kendi hayatından enstantiler mi yansıtıyorsun? Yaşadıkların, duygular senin hayatının bir yansıması mı? Tabii ki benim hayatımın bir yansıması ama yani şimdi şarkı dediğin şey herkes tarafından farklı algılanan bir şey. Onun için şarkılarımda her zaman iyi ya da kötü bir şeyler bulabilirsiniz. Tabii ben de buluyorum bir şeyler ve ondan sonra o bulduğum şeyler doğrultusunda söylüyorum şarkıları. Peki yaşadıkların seni ne kadar etkiliyor? Mesela senin bir hastalık dönemin oldu. Evet. Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı, evet, çok yazıldı. Hı hı. Ardından Sertab Erener'le evliliğin vardı. Evet. O yazıldı, çizildi. Sonra ayrıldınız, o yazıldı, çizildi vesaire. Bu dönemler senin müziğine bir şekilde etki etti mi? Olumlu ya da olumsuz? Olumlu etki etti. Yani bu anlamda olumlu etki ettiğine inanıyorum ben. Çünkü üretkenlik sağlıyor. Ve bu ilk Cezir albümünde 1,5 tane besteye sahiptim. İkinci albümümde de 1,5 tane besteye sahiptim. Ama daha fazla beste yapmak ihtiyacını hissettim ve 6-7'ye varan rakamlar çıktı ortaya. İnşallah 3. albümde 6-7 tane bestemi seslendireceğim. Yani bir anlamda hayatında yaşadığın yoğun sevinçler ve mutluluklar, evet, kadar yoğun üzüntüler, evet, evet, de bir anlamda fişekliyor, evet, ve yaratıcılığı ki arttırıyor belki, evet, de bir, evet, sanatçı tabii için. Ki. Peki şu senin meşhur Tövbe'ye dönelim. Bir single. Bir daha. Bu bir daha birden hakikaten korkunç bir patlama yaptı. Ve single hakikaten çok riskli bir şey. Evet. Hani oldu ya tutmasaydı ne olacaktı? Bunun endişesini taşıdın mı?
vallahi taşımadım dersem yalan olur. Açıkçası taşıdım tabii ki. Ama herhalde çok güveniyordun ki böyle bir şey. Ama hakikaten çok güveniyordum. Parçaya hakikaten çok güvendim. Yani ne birinci albümde ne ikinci albümde ben bu kadar iddialı olmadım hayatımda. Ta ki bu parçaya kadar. Bu parçayı o kadar çok sevdim ki insanların da çok seveceklerine inandım. Ondan sonra satış pek o kadar önemli değil aslında. Görüntü önemli, klip önemli ve bir şeyler yapmış olmak önemli. Tabii bu da bir çeşit albümün habercisi olmak durumunda. İki ay sonrasında da hemen albüm yapmayı planladım. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve çok sattı. Evet, korkunç. Şimdi herkesin dilinde bir daha var. Evet, satışlar çok güzel yani. Bir de enteresan bir şey şimdi. Medcezir'de mesela bir İspanyol ezgisi, bir havası vardı. Hı-hı. Sonra bu Zalim'de Türkmenistan melodileri Hı-hı. vardı. Şimdi de bir Mısır havası Hı-hı. siziliyor. Bir daha da. Bu etnik çalgılar, etnik müzik, sesler, tınılar çok revaçta galiba. Revaçta olmaması için hiçbir sebep yok çünkü... yaşadığımız topraklar bir sürü medeniyetin üstünde yaşadığı topraklar. Bir de artı Akdeniz insanı olmak. Hı hı. Yani Akdeniz deyince akla nereleri geliyor? Hep İspanya, İspanyol müziği. Halbuki İspanyol'la kısıtlı değil. Akdeniz müziği demek Mısır, Cezayir, Tunus, Fransa, Yugoslavya, İtalya ve Yunanistan. Hı hı. Ve tabii ki Türk. hep bütün bunları kendi içinde taşıyan bir şey yani. Zenginleştiriyor değil mi? Evet. Bir de kültür, çok değişik zengin. Kültürlerin değişik ve, seslerini almak. Ben her zaman yaptığım müziğe inanıyorum. Yani ben bu tarz yapıyorum. Ve tarzımın da adını koymak istemiyorum. Levent Yüksel tarzı. Levent Yüksel. Evet. Peki bu single'de şey de var değil mi? 5 tane de remix mi diyorlar? Evet, remix. Değişik versiyonları Hı-hı. var. Bunlar ne için? Mesela artık bir dahanın ilk orijinal versiyonu bittikten sonra diğerlerini mi çalmaya başlıyorlar? Çok enteresan bir şey bu. Şimdi ben dedim ki bu bir daha çıktı. Ondan sonra aslında en son versiyon, orijinal versiyonu yaptık biz o parçayı. Ondan sonra dedim ki bu parçayı remix edin dedim. Birkaç tane arkadaşıma verdim. Sonra parça geldi. Herkesin yaptığı şey remixler, hepsini beğendim. Yani hı hı. böyle bir ayrım yapamadım kendi içimde. Hele hele bir tanesi vardı ki o inanılmaz güzeldi. Ve Sezen Aksu tabii ki düşündü bunu. Dedi ki bu versiyon çok daha güzel dedi Levent dedi. Ben önce hayır falan dediysem de bir hafta dayanabildim. Ondan sonra ben de ona katıldım ve o haliyle çıktı. Diğer 5 tane versiyonu da versiyon çalınmaya önce maxi single. Evet, maxi single deniyor değil mi? Öyle bir şey. Şimdi klip de çok büyük ilgi gördü, çektiğin klip. Hı hı. Orada şişman mankenimiz diye ün salmış Şemnem Gürel'le oynadın. Kimden çıktı bu fikir? Çok esprili, çok güzel bir aslında oyun. Aslında fikrin çıkması Sezen Aksu'ya ait. Yani Sezen Aksu çünkü bu sözleri yazmıştı. Sözlere baktığın zaman direkt bu geliyor. Yani insanın aklına başka bir şey gelmiyor. İzzet Öz tabii ki çok büyük yardımları var. Ondan sonra benim de bir iki katkım olmuştur yani. Şebnem Gürel'i tanıyor muydun daha önce? Hayır, hiç tanımıyordum. Çok tatlı bir kız yalnız. Çok inanılmaz tatlı bir kız. Çok güzel. Peki şey de var. Mesela sözlerine baktığın zaman işte tövbe hep böyle sanki aldatan Türk erkekleri konu ediliyor. Evet. Merak ediyorum acaba hiç kadınlardan sana yönelik eleştiriler geldi mi bu yönde? Kadınlardan gelmedi açıkçası. Erkeklerden geldi. Bir yerdeydik. Hiç hatırlamıyorum şimdi neredeydik ama adam dedi ki ya senin şu parçan var ya tövbe yaktın beni dedi. Adam niye dedim? Ya dedi şu kadınların diline düşürdün ya dedi bizi dedi. Boyalar ortaya çıktı erkeklerine. Boyalar ortaya çıktı.
Peki şeyi düşünüyor musun? Yani Türk erkeklerinin kadınlarını, karılarını, hanımlarını, eşlerini aldattığını düşünüyor musun? %90. Öyle mi? Eyvah eyvah. Kadınlar duydunuz. Bunun için hemen kadınlar, bir müdahale ama, etmemiz lazım ama bu işe. Ama kadınlar da kocalarını aldatıyorlar. Yani çok yani, sadık eşler değiller herhalde evet. Türkler. Öyle mi düşünüyorsun? Halbuki biz böyle biraz muhafazakar aile yapısına sahip bir toplum evet. olarak hep biliniriz. Evet. Öyle biliniriz ama yani bilinmeyen kısmımız alt tarafta. İşin gerçeği pek öyle değil diyorsun. Evet. Bir de imkansız aşk parçası var. Yine Sezen Aksu imzalı. Evet. O nasıl bir parça? Onun sözlerini Sezen Aksu, Pakize Barış'la ile beraber yazmışlar. Ondan sonra müziğini de Sezen Aksu yaptı. O parçada mesela daha çok İspanyol tarzı, İspanyolumsu ama içinde Türk de bulunan, hatta bir Yunanlı şey diyebiliriz ona. Alaturka tabir edilen klarnet var içinde. O da çok güzel bir parça. Yani içlerimizi kıpır kıpır ettirecek çok yine güzel, duygulu evet. bir parça. Onun da klibi olacak mı Levent? Evet olacak. O Ağustos sonunda galiba çekmeyi düşünüyoruz. Bu klipler çok moda şimdi değil mi? Evet. Yani sanki klibi olmayınca bir parça evet. satmayacak gibi bir durum var. Evet. Bunun için ne düşünüyorsun? Yani bazen acaba klip müziğin önüne geçiyor mu, geçmiyor mu? O kaygıyı taşıyor musun? O kaygıyı her zaman taşıyorum yani. Ben şahsen çünkü ben müzik yapıyorum. Yani müzisyenim. Hı hı. Müzik yapıyorum. Ama insanlar klibin ne kadar güzel olmuş diyorlar. Şimdi ben klip deyince çok teşekkür ederim falan diyorum ama yani ben teşekkürü hak eden ben değilim aslında. O yönetmen hak ediyor o teşekkürü. Onun için bana birazcık uzak geliyor yani. Yani çok iyi bir parça, kötü bir klip olduğu zaman sanki satmayacak gibi mi? O tür ayrımlara girmek aslında istemiyorum. Aslında çok tartışılacak yani. Bir nokta. Yani belki de o kadar yani. İyi bir müzik ve o kadar evet. iyi bir ses ve parça vardır ki klibin ne olduğu çok önemli evet. olmayabilir Hı-hı. zaman zaman. Konserler ne zaman? Herkes dört gözle onları bekliyor. Konserler 1 Ağustos'ta başlıyor. Yalova'dan başlıyor. Ondan sonra Bursa, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Bodrum falan filan öyle gidiyor Antalya'ya kadar. Antalya'dan da Ankara'ya gidiyoruz. Ondan sonra başka da bir şey yok şimdilik. Ve zaten de olmasın da zaten. çünkü 20 konser kadar yapacakmışız. Ayın 27'sine kadar. Hı hı. 27 günde 20 konser bayağı bir oldukça rakam. Oldukça yoğun bir evet. tempo. Levent, Sezen Aksu'dan çok bahsettik ama bir kez daha ona şu konuda değineceğim. Sezen Aksu seni keşfetti, sana el verdi ve bu günlere gelmen de önemli bir katkısı oldu. Şimdi sen de artık bir Levent Yüksel'sin, bir isimsin. Sen de acaba ileride gençlere aynı eli, aynı yardımı yapacak mısın? Yapmayı çok isterdim, hakikaten çok isterdim ama yapamayacağım herhalde. Çünkü müzik üretmek çok özel bir şeydir. Hı hı. Ben müzik yaptığım zaman böyle pardon 6 beste yapmışım mesela. Ne kadar zamanda? 6 ay içerisinde. 6 ay içerisinde 6 tane beste. Ki buna söz de yazılmamış haliyle. 6 tane besteyle ben ne yapabilirim ki? Ancak kendime o besteler değil mi? Ancak kendime yani. ama Sezen Aksu o kadar üretken bir insan ki oturduğu zaman böyle hemen şık 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 sözleri yazıyor. Ve yani ben inanamıyorum şahsen onun söz yazmasına. Çünkü yazdığı sözler hem uyakları var, hem hece sayıları tutuyor. Hem de yüksek notalara gelen açık hece, kapalı hece durumları var. Böyle yani şok geçiriyorum onun yazdığı zaman ve çır yazıyor, veriyor. Al oku bunu diyor. Hay Allah falan diye böyle bakıyorum yani. yani bu Allah vergisi bir şey. Evet belki sen onlara sözler ve besteler evet. yapamayabilirsin ama evet. belki vokalist olarak alacağın bir evet. insanın sesini çok beğenebilir, yetenekli Hı-hı. bulabilir ve ona o şekilde el verebilirsin. Evet. Peki bir de senin şu patates şeyin var. Dersime çok iyi çalıştım biliyorsun. Nedir bu patatese olan ilgin? Üsküdar'daki evde bir aralar tabii düğün salonunda çalışıyordum o zaman.
ve hiç işi olmamaya başladı. Yani bir tane iki tane oluyordu ayda iş. Ondan sonra o da işte sigaraya para, şuraya para, buraya para, ev sahibi para istiyor tabii ki. Ondan sonra ben aç kaldım. Eyvah. Ama aç kalacağımı bile bile aç kaldım. Neden bile bile? Çünkü önlemimi almıştım ben. Bir teneke yağ, bir tane tüp ve bir çuval patates. Bu üçlü olduğu sürece tamam dedim ben. Ve bir hafta boyunca patates yedim. Soydum kızartma yedim, ondan sonra soydum haşlama yedim, ondan sonra ama hep patates yedim. Ve peki, hala da bıkkınlık patates. Bıkkınlık gelmedi mi patatesten? Çok seviyorum patatesi. En vefalı sebze oldu senin için, değil mi? bir de hain bir soru soracağım sana. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun Levent? Evlilik hakkında ne düşündüğüm? evlilik hakkında iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Evlenmeyi katiyen hiç düşünmüyorum. Şimdi gençlerin bütün şeyleri, cesaretleri kırılmış durumda seyrediyorlar bizi. Çok mu kötü? Aslında bence tabii ki. Çünkü evlendiğin zaman bir imza atıyorsun. Alt tarafı bir imza diyorsun ama onun altında yatan başka bir gerçek var. Nasıl olsa bu benim karım, nasıl olsa bu benim kocam. Artık hiçbir şey yapamaz. Sen de hiçbir şey yapamazsın. Böyle diyoruz ve seriyoruz her şeyi. Ondan sonra boşanmaya gelince de iş bu sefer ağır geliyor. Bir takım şeyleri alttan almaya başlıyorsun. Alttan aldığın şeyleri kaldıramamaya başlıyorsun. Ve derken bunalım dolu bir hayat başlıyor. Peki daha önce de evlilikle ilgili tereddütlerin var mıydı? Tereddütlerim vardı. Katiyen ketempereye geldim. Ama kimse garanti edemez fikrinin değişmeyeceğini ilerleyen yıllarda, önümüzdeki günlerde. Evet. Peki Levent, çok teşekkür ediyorum ben sana teşekkür ve senin daha birçok parçanı bekliyoruz zevkle dinlemek için. Yalnız programımızın sonunda gelen konuklarıma uzattığım bir defterimiz var. Hı-hı. Portreler adını verdiğimiz kırmızı kaplı kalın bir defter. Sana şimdi bunu uzatıyorum ve içinden ne geliyorsa 3-5 satır da olsa bizim için yazmanı rica ediyorum. Tamam.